Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu Sa'd ibn Rabi Ansari bilen akuka tutunganlar. Bu kişi aytadılar. Ey dostum dedi, Madinanın en boy adamman degen. Sa'd ibn Rabi hakikaten Madinanın en boy kişisi olganlar. En badavlat adamman, ikide katta bağım var. Bağlarını barıp kur, kaysi bir senge makul kese, kaysi bir yasa uşan olgan degen. Şunçalik dost bulganlar da, ikkiden oturmagan. Ve bu kadar da samimi aytganlar. Yaxşını tanlap koymasın degen nasıl bulmagan, bizge okşayıp. İkide bağım var, haklıganın tanlagan degen. Madinada bog' qilishlik eng qiyin ishlardan biri bo'lgan. Chunki sahro joylari daraxt o'stirish qiyin, og'ir. Daraxt ko'karib ketishligi qiyin. Bizda yurtlarimizda daraxt eksangiz yoki daraxtni shoxi tushsa ham ko'karib ketaveradi. Bu yerda unday bo'lmagan. Bog' qilishlik eng qiyin ishlardan biri. Suv olib kelish kerak, quduqlar qazish kerak, keyin har yil ko'karavermaydi. Ko'karish uchun yillar vaqt ketadi. Katta bog' yaratish. Üçüncü, bağlar, iki tekette bağım var. Haklıken, tenleken dediğinde, Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh'u o kişiye minnettarçı bildirgen. Allah Teala seni ahlinge, malinge, bereke versin. Menge, Medine'nin pazarını kusat koygen deyken. O mu genle? Yani hem manasını biz teşebbki genle, şimdi de bağımını veremem seni. Haklıken, tenle dediğinde yok. Allah bereke versin, malinge hem. Ahlinge hem bereke versin, menge Medine pazarını kursat koygen deyip. Şundan ki Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh'u pazarda halal ticaret bile şugullengenler. Allah Teala halal mihnetler ivezge barakat ata eyleb, tez fırsatta boy bedavlat okitgenler. O zattan tez boy iş sebebini sorugen de etkenler, çünkü men ayıplı nesli satıp olmadım ve katta faydanı hem közlemedim deyip. Yani satadigan narsasi eng ishonchli sifatli narsa sotgan ekanlar. Eng ishonchli sifatli narsa va katta foyda ko'zlamagan. Katta foyda ko'zlamadim, Alloh o'zi xohlagan bandasiga barakat beradi degan. Sahobalar ichida eng boy sahobalardan bo'lgan, hali boyliklar haqida gaplashamiz. Hozir shu savdolar borasida katta foyda ko'zlamadim deganda bitta misol keltirishimiz mumkin. Bir merte Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu 1000 tüyü satkınlar bir günde. Satışta etkinler tüyelerde o gün narhımda satamam degenler. Lekin arkanını alıp kalamam degenler. 1000 tüyü satkınlar bir günde. Şunu da sorarken eken. Neye onu da yıkıldınız? İrtege satsanız kıma satardınız. Dese etkinler 1000 tüyüden 1000 arkanı payda kaldı degenler. Bitti arkan bir dirhem bugün. 1000 dirhem degen. 200 dirhem zakat miktarı pul buladı bugün o şirat. Ötkeyli zakat miktarı 34 milyon belgelendi. 1000 dirhemi demek 500 zakat miktarı degen. 140 milyondan aşık eder. Eğer irtege satsam, kımmatlara satış mümkün değil. Onunla birken yem yemişimin pulu bilen özü doğru bularken degenler. Özü doğru kalar degen. Yani fayda ko'p qo'ymadim, lekin sifatlarsa oldim deganlarga bitta misol aytmoqchimanda. Qarzga bermaganlar lekin o'sha. Shartlar qarzga sotmasin, naqdga sotganlar doim. Chunki savdogarning o'zining ixtiyori-ku naqdga sotish. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu oz fursatdan keyin uylanadilar. Bir ayol topib. Keyin bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yonlarida o'tayotganlarida kiyimlerde sarık renk asaratını kuradı Peygamberimiz. Sarık rengi kuşboyluklarını ayarlar sütken eken. İrkehlerde ki rengi yok kuşboyluk bugün eken. Şunda Peygamberimiz bilgen ekenler. Ey Abdurrahman dediler, üylendin mi dese? Ha üylendin degenler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam neme mahir verdim degen. Denek çekiledigen tırla mahir verdim degen. Keyin Peygamberimiz dua kıyınlar. Barakallahu lek evlim velev bişatin. Allah senga baraka bersin. Bitta qo'y soyib bo'lsa ham, nikoh to'yi qilib bergin deganlar. Ya'ni nikoh to'yi ham shundan qolgan. Bitta qo'y soyib bo'lsa ham nikoh to'yi qilib bergin deganlar va Alloh taolo senga baraka bersin degan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni Alloh senga baraka bersin deb qilgan duolarining sharofatidan o'z zotining mol mulklariga Alloh taolo tomonidan juda katta baraka bergan. Özleri şu hakta aytadılar. Bir taşını kütersem
tagidan albatta yo tilla yo kumush toparmikanman deb o'ylab qoladigan bo'ldim degan. Shunchalik pul kelaverganidan, mol davlat topavergandan bir toshni ushlasam, ya'ni biror bir ish qilsam pul chiqadi deb gumonga borib qoldim deganlar. Abdurrahman ibn Auf butun umrlar davomida payg'ambarimiz alayhisalomning duolarining barakatini his qilib yurganlar. U kishi sahobalarning eng boyiga, Madinaning eng ko'p mol-mulki egasi bo'lgan kishiga aylanganlar. Tijorati aql bavor qilmaydigan darajada kattalashib ketdi. 700-800 tuyali karvonlari tinimsiz shaharga don, un, moy, kiyim-kechak, idish-ashyolar, xalqqa kerakli bo'lgan boshqa mollarni olib keladigan bo'lgan va boshqa shaharlarga olib boradigan bo'lgan. 700 tuya o'ylang, 700-800 tuya. 500 kilo yuk ortsa qancha yuk bo'lib ketadi agar? Bitta tuya. Abdurrahman ibn Auf mol-mulklarini barakali bo'lishi sababidan biri u zotning faqat halol halol rizqqa rag'bat qilishlari, harom va shubhali narsadan uzoq bo'lishlari. Faqat halol mehnat qilganlar, halol narsa olib sotganlar, haromdan, shubhadan uzoq bo'lganlar. Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhuning fazilatlaridan yana biri u zotning payg'ambarimiz alayhissalomga iymon bo'lganliklaridir. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalomga ikki kishi iymon bo'lgan. Biri Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'lsa, keyin bitta Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhuga nasib qilgan. Bu ham katta fazilat degani. Sahobalar Tabuk g'azotidan qaytayotganlarda payg'ambarimiz alayhissalom ancha ortda qolib ketganlar. Bomdod namozining vaqti bo'lib qoladi. Shunda sahobalar Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhuni namozga imom bo'lishga o'tkizganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom ham yetib kelib qoladilar. Abdurrahman ibn Auf namoz o'qiyotgan bo'lganlar. Payg'ambarimiz kelganini bilib orqaga tisirilmoqchi bo'lgan. Orqaga yurmoqchi bo'lganda payg'ambarimiz ishora qilganlar. Namoz o'qiyvergin deb o'zlari ixtiyor qilganlar bu kishiga. Namoz o'qib bo'lgandan keyin payg'ambarimiz alayhissalom biror payg'ambar ummatidan solih kishi ortidan namoz o'qimaguncha vafot etmagan deganlar. Ya'ni Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhuga nisbatan ishora qilib solih inson, solih kishi degan sifatni berganlar. Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhu shunchalik katta miqdorda mol davlat egasi bo'lishlariga qaramay, qo'llari ochiq, nihoyatda saxiy odam bo'lganlar. Mol mulklarini hech kimdan ayab o'tirmas. Muhojir muhtojlarga hamisha yordam qilar, so'rashdan uyalganlarga pinhona ko'mak berganlar. Ba'zilar endi so'rab kelishni uyaladi-ku, ularga yashirincha o'zlariga ham bildirmay, boshqalarga bildirmasdan yordam ko'rsatganlar. Hatto bir gal 700 tuyaga yuk bo'lgan tijorat molini tuyalari egar jabduqlari bilan sadaqa qilib yuborganlar. 700 tuya karvonini o'sha tuyalariyu ustidagi mol-mulk tijorat mol-mulklariyu o'sha egar jabdug'i bilan sadaqa qilib yuborganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu dunyodan rihlat qilganlaridan keyin Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu o zotning ahli ayollariga xizmatda bo'ldilar. Ya'ni onalarimizga xizmat qilib yurganlar. Ular safarga chiqsa, safarga chiqar, haj qilsa, ular bilan birga haj qilishar edilar. Doim yordam berib yurganlar. Bir kuni Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu o'zlariga tegishli yerni 40 ming dinarga sotib, payg'ambarimiz alayhissalomning ayollariga taqsimlab berdilar. Ya'ni o'zlarining bir yerlarini sotganlar 40 ming dinarga Payg'ambarimiz alayhissalomning ahli ayollariga o'shani ehson qilganlar. 40 ming dinar degani bir dinari 4 grammi 365 bo'lar ekan. Ya'ni 5 grammga yaqin, 4.5 grammga yaqin bo'lar ekan. Uyda hisoblasam 40 ming dinari 69 milliard 840 million bo'lar ekan. Dollarga hisoblasam 6,153,303 dollar bo'lar ekan. 6 million dollar, o'ylayvering. Bir marta shuni sotib ehson qilib yuborganlar. Shunda Oysha onamiz mendan keyin sizlarga faqat sabr bardoshli kishilargina mehribonchilik qiladi deb degan payg'ambarimiz alayhissalom gaplarini aytganlar.
Peygamberimiz Ayşe annemiz aytgan ekanlar da, "Mendan keyin sizlarga faqatgina shu sabr bordashi kishi mehribonchilik qiladi" degan. O'sha gapni Ayşe annemiz aytgan ekan. Va Abdurrahman ibn Avf sabrli va mehribondir deb qo'yganlar. Undan keyin ham 40 ming dirham kumush ketidan muhtojlarga 40 ming dinar tilla ham berib tarqatganlar. Abdurrahman ibn Avf'ın dünyadan ketiş çağlarında kullardaki barcha kullarını azat kılgınlar. Yani, ne işte kullar bu hepsi azat kılıyor. Yani. Mumunların onalarına hem köp mal vasiyet kılgınlar. Uçlardan keyin hem, uçlardan aldılar hem köp vasiyet kılıp gitgenler onalarımızga. Ayşe anamız ise Allah onu salsabil sudan sirap kılsın deyip haklarına dua kılgınlar. Yani salsabil degen cennetteki bulak. Ve yine bundan tashqari Abdurrahman ibn Avf'ın miras xo'rlariga ham juda katta mol davlat qolgan. Qarang, juda boy bo'lgan ekanlar-da. Bütün mirasining 8dan biri 4 ta xotinlarga taqsimlangan. Ularning har biriga 80 ming dinardan tekkan. Miras taqsimlanganda masalan dunyodan o'tgan marhumni ota-onalari bo'lsa, ularga 6dan 1 beriladi. Eğer ayalı bulsa, ayalının farzını bulsa 8'den 1 verilirdi. Kolgeni keyin, oğul kızlarının içine taksim kılınırdı. Mesela bir kişinin ayalı kaldı, oğulu kızı kaldı deyip öyleylik, 80 milyon pulu kaldı. Ayalıga 8'den 1 10 milyon verilirdi. 70 milyon da oğul kızlarının içine bölüp verilirdi. 70 milyon kub mu? 8'den 1 ayalıga kemti geldi, çünkü ayalıların getirildi de. Ayollarga 4 ta ayollar bo'lgan, har biriga 80 ming dinardan tekkan ekan. Endi qolgani o'g'il qizlarga bo'lib beriladi deganiki, 80 ming dinar ham juda katta pul bo'lib ketar ekan. 139 milliarddan oshar ekan. 12 million dollar bo'lar ekan. 12 million dollardan ko'proq bo'lar ekan. Rivoyat qilinishda tillalarni bolg'a bilan bo'lib taqsimlovchilarning qo'llari qavarib ham ketgan. Bunların hepsi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dualarının barakatıdır. Adamlar arasında mal dünyaya dinimizdeki münasebet arasında natoru tasavvur payda olup kalıyor. İslam dinin terk-i dünyaçılıkta büyüredi, kembeğallıkta büyüredi deyken natoru çünçeler var. Aslında dinimiz halıdan tapılırken mal dünyanı kararlamaydı. Yani insanlar dışında çünçe var ki, din boy bo'lishni xohlamaydi din, din boy bo'lishni qoralaydi degani, mol davlat ko'p qilmaslik kerak dindor degan tushuncha bor, unaqa emas o'zi aslida. Ba'zi kishilar ham namoz o'qib, roza tutib, endi shu namoz o'qib, shu namoz ham bo'lib qolsa, tijoratlarni qisqartib tashlaydi, yoki oila o'qisiga ko'p narsalar olib bormay qo'yadi, mehnat qilmaydi, o'ylaydiku faqat namoz o'qib turish kerak, masjidga borish kerak, masjidda yuraverish kerak deb o'ylaydi, u xato u. Din mal devlet kılıçtan kararlamaydı. Bana sahabanın hayatını kildiriyor biz. Peygamberlerin birgi yaşayanlar şu sahabalar. Belki insanın malı dünyaya hırs koyup onun kuluna eğlenişte kararlaydı. Yani fakat mal devlet deyip ibadette hem terk kılıp, mal devletin zakat verişini hem terk kılıp, fakat mal için kul bu karıştı kararlaydı. Allah farz kılgan ibadetlerini unutuşu ve zikir kılış, ya ki çünkü okşarken dinimizdeki büyülgen amellerini kılmayı koyup, fakat mal devlet kılıp koyuştu, kararlıydı. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılgan hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dinar kulu, dirhem kulu, beşen kiyim kulu baksız bulsun degenler. Yani bazıları fakat kul bu kaladı, bazıları kiyimge kul buladı. Eğer verirse razı buladı, eğer verilmese gazaplanır. Onunla bir nesil verirseniz sizden kursan, vermeseniz sizden kafa, sizden açlık çıkardı. Baksız bulsun, yüzüben yıkılsın, tıkan kırsın, çıkmasın deyken Peygamber. Dua ibadet kıyana gelirdi. Fakat pulga kul bu kalıştıktı. Lekin haladan tapılgan malı devlet tapışke, hayır ihsan kılış, maksadda halal kasb kılışke targıb kılıngan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ni'mal malu salihu lirracli salih. Halal mal, salih insan için kendi emyakçı diyenler.
Yani salih insanın halal mal mülkü bize kendi emi yaşlı dediler. Tabi'inler Seyyidi Sa'id ibn Musayyib rahmetullah halal mal cemleşini istemeydigen şahsta yakşılık yok. Zaten o uşa mal ile başkalarına hacetini düşmeydi, sileyi rahim kıladı ve onun hakkını biredi dedi. Yani mal cemlenmesi, mal devlet için, yani ailesi, ahlayalı için mal yığmayan kişide yakşılık yok dedi. Çünkü mal devletiniz olsa bir öge hacetiniz düşmeydi. Bir öge muhtaç bulmuyorsunuz. Ballarınız hem kinalı, maşaka çekip, elimden, ibadetten kalıp getirip, fakat kinalı, kıyımsız, aç nahar kalmaydı. Bu güyakın idi, dünyada mal devlet, dengizdeki kemeye okşaşıydı. Dengizde eğer kememiz olmasa çöküp gidemiz. Dünyada mal devlet olmasa bir kadar yürülmeyiz. Lekin mal devletke cüde muhabbet koyup, mal devletini, pulunu, kulu hem bulup kalmayın dedi. Kemenin içine su kırıp gitse, kemenin çöküp gider. Suda yürüyüş için keme gerek, lekin içine su kırmasın. Dünyada yaşaş için mal devlet gerek, lekin kalbimizde muhabbeti oradaşıp kalmasın. Mal devletin muhabbeti oradaşken kıyırdan bilesiz deyse, Allah birgin oranına sarflamakenden bilesiz. Mesela Allah birgin oranları bana bir yılda bir metre zakat çıkarır. Kembeğal karındaşlardı, konu koşunlarına yardım verip durur. Kembeğal kolu keltelerine mesela, bakıcısı yok etkendir, parazan, yetimdir, onlara karışır. Bu şeylerle sarflamak değil mi? Demek bunun kümrüde, kalbide, ama pulge muhabbet küçülüyor. Bir kişinin köp pulu var farazan, lakin öz oranında zakatındır bir adı, öz oranında kembağaları yardım kıladı, bunu hiç karar edilen joyu yok. Bir kişinin kem pulu var farazan, lakin o şey pulunu özünün ballarına hem işletmeydi. Ya ki, ihsan kılıç, zakat veriş oranında zakat vermeydi. Bunda muhabbet var diyen. İshak Sübeyi rahmetullahi aleyh maliyevi kençilikini azizlerimiz dinge yardım edebilir idiler dedi. Yani maliyevi kençilik bu dinge hem yardım dedi. Yani. İbadet kılas mı? Bir an önce bir hac ya umur ziyaretine boras mı? Ya ki balalarınızı ilim organiştiği için ilim yolda sarfınadaki mablağ mı? Bunlar hemmesi o şey. Eğer doğru tasarruf kılınsa dinimizde, ibadetimizde yardımcı buladı. Bunu yakşı anlayan Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu irtayı keç, hayr-ı ihsan kılışke, mal dünyanın arkalı Allah Teala'nın razılığını tapışke hareket kılgenler. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu dünya baylıkları özüge maftun itilmegen. Yani o kişi şunca pulları bulsa hem, onge maftun bulup kılmegenler. Adamlar onun üyüge kırışkende Abdurrahman'ın kıyımlarının saddaligi ve kemterligiden kullardan acirete almayanlar. Yani. Mesela o şey var, kul devri bugün ki, mesela 700 de dünyası bize kança hizmet kırkende. Başkalar kırkende o kişinin acirete almayanlar. Yani. Kayısı boy, kayısı hocayın, kayısı kul. Kayısı hizmetkar. Kıyımlar adli, kemtergine bugün. Ülken baylıkı ige bulsa hem o kişi öte kemter ediler. Kekkeyiş, özünü katta alış, malı bilen, avrosu bilen, maktaniş uzatka yat edilir. Yani evet. Boyluklarını bir kısmen eşitliğe, şunca bay bulsa hem, özlerini katta alma genekenler. Malı bilen, yak avro bilen, fakirlenme genekenler. Hazır ki halatka takkasa koyayım, bazıları az gene pul tapsa hiç kimdi tanımaya kaladı. Ayağının üçü de koşuşturdu. Kembeğallar bile gelmiş miydi? Kembeğallar yanında turuşka uyuyorlardı. O zaman pul korkuyorsun. Sahabe-i kiramlar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem medreselerinin peşkadem talebelerdir. Pulunun köp, yakı azlığı, onların faziletlerine sayı salmıyor. Pulu bulsa hem bulmasa o şey fazilet var. İnsan gerçilik, uzun katta amaslık, yakı bir kiyiniş bilen, ya avroş bilen, yakı boyalık bilen fakirleniş, hiç ona kınası bu mu yani? Daim insanlılıkın yüksek namunası bulup kigen olur. Yani insanlılık namunasını kursat bir gen.
Hozirda ayrim kişiler ozgina mulkka ega bo'lganlarda darhol kibrga berilib, o'zgalarni mensimaslikka o'tadilar. Aslida mol mulk Alloh taolo tomonidan bandaga berilgan omonatdir. U hech qachon kibrlanishga sabab bo'lmasligi kerak. Ya'ni mol mulklar Alloh taolaning omonatidir. Alloh taolo vaqtinchalik bergan. Shu dunyoda berib qo'ygan, bizdan keyin bizdan olib boshqa biriga beradi. Uyimizmidi, ulovimizmidi, yoki boshqa mablag'imizmi qoladi. Bizdan oldingilar qolyapti, bizdan ham qoladi. Bu vaqtinchalik berilgan. Bir arabiydan so'raganda, mana shu qo'ylar, mana shu mollar senikimi desa, bu Allohniki, vaqtincha menga turibdi degan. Allohniki bu mol mulk vaqtincha menga berib turibdi, omonat bo'lib, mendan keyin yana boshqalarga beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislaridan birida shunday deganlar: La yadkhulu janna man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Qalbida zarra misqol kibri bo'lgan kishi jannatga kirmaydi deganlar. Ya'ni kibrlanish, xususan mol mulk bilan yoki boylik bilan, obro' bilan kibrlanish dinimizga teskari bo'lgan, musulmon kishida bo'lmagan, bo'lmasligi kerak bo'lgan narsa. Zarracha qalbida kibr bormi, u jannatga kirmaydi deganlar payg'ambarimiz. Bir kuni Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu ro'zador edilar. Iftorga tansiq taom olib kelishdi. Ya'ni o'sha vaqtning eng tansiq taomini olib keldi. U zot taomlarga qaradilar, o'tmishni esladilar. Aytdilarki, Mus'ab ibn Umayr vafot etganda uni kafanlash uchun bir parcha matodan boshqa narsa topa olmagandik. Boshini o'rasak, oyog'iga, oyog'ini o'rasak boshiga yetmay qolardi. U mendan yaxshi inson edi degan. Mendan yaxshiroq edi. Alloh dunyoni bizga berdi. Qo'rqamanki, amallarimiz uchun va'da qilingan mukofotlar shu dunyoda berib qo'yildimi-keyin deb qo'rqaman degan. Shunday deb Abdurrahman ibn Auf yig'lab yubordilar. Tomoqlariga go'yo nimadir turib qoldi. Taomdan totib ham ko'rmadilar. Keyin xizmatkorlarini chaqirib, o'sha tansiq taomni sadaqa qilib yubordilar. Ya'ni Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu boy bo'lishlaridan oldin qancha mashaqqatlar, qanchalik qiyinchiliklar bosib o'tganlar, o'shandan bir voqeani keltiryaptilar. Musab ibn Umayr vafot etganda hech kimda bo'lmagan. Abdurrahman ibn Auf'da ham boshqasidan biror narsa topilmagan. Bitta latta topilgan, uni boshlariga o'rasa, oyoqlariga, oyoqlariga boshlariga yetmagan. Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu islomning katta olimi edilar. U zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlik vaqtlaridayoq boshqalarga fatvo beradigan oz sonli sahobalardan biri bo'lganlar. Bundan u zotning turli savobli amallari va keng miqyosdagi tijorat ishlari ilm olishga to'siq qo'ymagan. Katta olim bo'lishda to'siqchi bo'lmagan, qarang. Qancha boyliklar borini aytdiki, lekin shuncha boyliklar bo'lganligi, saxovat qilganliklari, mehr shafqatli bo'lganliklari, muhtojlarga yordam berganliklari bilan lekin ilm olishdan to'silmagan. Sahobalarning ichida eng olim sahobalardan bo'lganlar. U zotning olimligi Hazrati Umar roziyallohu anhu davrlarida fatvoga ehtiyoj ko'p tushgan paytda ish berdi. Odil xalifa Umar roziyallohu anhu yonlarida yurib, o'z ilmlari bilan musulmonlar ommasiga katta foyda keltirdilar. Ham ilmlari bo'lgan, ham boyliklari bo'lgan. O'sha tijorat qilganliklari ilm olishini to'sib qo'ymagan. Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu 656 yili vafot etdilar. U zot olamdan o'tganida janaza namozini ikki nur sahibi Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ado qildilar. Bu safda qayg'u ichida turgan Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu: "Siz bu ummatning ulug'laridan biri edingiz. Alloh sizni rahmatiga olsin" deganlar. Ya'ni Ali radhiyallohu anhu ham janazada hozir bo'lganlar va siz bu ummatning ulug'laridan biri edingiz. Alloh sizni rahmatiga olsin deb haqlariga duo qilganlar. Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu ning hayotlarini o'rganib, halollikni, kamtarlikni, tadbirkorlikni, nachorlarga ko'p xayr-ihson qilish, mol dunyoni kamaytirmasligi,
belki onunla bereket birişini, ticaret insanı ilim alıştan tosmasını ve bundan taşkarı kancı faydalarını alsak buladın. Yani 700'te tüyenin üstündeki ticaret, mal, mülkleri bilen, eğer cabdukları bilen ihsan kılıyı var yani. Tüye hazır ki en kuşa vakti en katta ticaret yükünü taşıyıcı ulağı bugündü. Vafat etkenlerde 3 milyar dinardan köp miraslar kalgan. 528 milyon dolar.